Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Belioğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu, daha önce bildiğiniz gibi bir adet bilgisayarımız vardı. Eski bilgisayar, 15 yıllık bilgisayar. Onu yıkadık, kuruladık. Onun üzerine baya bir çalışmalar yaptık. Ondan kalan bir CD-ROM'umuz elimizde kaldı. Bugün bunu tanıtmayacağım. Çünkü CD-ROM'ların artık hayatımızda yeri kalmadı. Hiç kalmadı. Yani kullanılmıyor da, üretimi de yok, satışı da yok. Şimdi arkadaşlar, balkonlarımızda, depolarımızda, bodrumlarımızda eski bilgisayarlarımız olabilir. Onu hurdacıya vermek için kafanıza koymuş olabilirsiniz. Hurdacıya vermeden önce içerisinden alacağınız parçalardan en önemli parça CD-ROM. Bazı işinize yarayacak parçalar hangileri, onları görelim. Onları mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Bir de evinizde öğrenci varsa, böyle durmadan da okuldan ödevler isteniyorsa, işte teknoloji, tasarım vesaire. Şimdi CD-ROM'umuzu sökelim. Kapaklarını almıştım zaten bunun daha önce. Şu arkada 2 adet plastik mandal var. Bunları geriye açıyoruz. Bu kart üzerinde fazla işimize yarayacak bir şey yok. Yani elektronikçilerin işine yarayabilir mesela. Şurada kondansatörler falan var. Bunlardan belki kullanabiliriz. Onun dışında fazla böyle bir ihtiyacımız olacağını zannetmiyorum. Cihazımızın üzerinde 3 adet motor var. 3'ü de işimize yarayacak kapasitede motorlar. Daha sonra şurada kartımız var. Onu çıkaralım. Şu üzerinde motora giden kablolarımız var. Onları alalım. Bu da bizim CD-ROM'umuzun ön kontrol kartı. Kendi içerisinde ses kartı barındırıyor bu CD-ROM. Eskiden bundan biz CD koyup müzik dinliyorduk. Şuradan kulaklık takarak veya hoparlör takarak. Şu kısmı amfi olarak kullanabilirsiniz. Yani becerikli arkadaşlarımız varsa, elektroniğe yatkın arkadaşlarımız varsa, şu kısımdan, bu eski ses çıkışı olan CD-ROM'lardan buradan amfi yapabilirler. Bunu da bir kenara koyalım. Şurada switch'ler var, butonlar var. Bunlar işimize yarayabilir. LED var, LED işimize yarayabilir. Aynı zamanda ses anahtarı var. Bu bile bizim işimize yarayabilir. Bununla pek işimiz yok. Evet, şu lens, bununla deneyler yapıyorlar. Bazen internette görüyorum ben. 1,5 volt elektrik vererek bunu lazer haline getirebiliyorlar. Benim pek ilgimi çekmiyor. Çekmeceyi çıkarmamız gerekiyor. Bunun için şuradan hemen bastırıyoruz arkadan. Onun bir mandalı var. Rahat bir şekilde çıkacaktır aynen böyle. Şuradaki mandalı kurtardığımız zaman şunu. Bunu çıkarabiliriz. Şuradan. Bununla da fazla bir işimiz olmaz. Şurada gördüğünüz üzere arkadaşlar 1, 2 ve 3 adet çok kaliteli motor mevcut. Bunlarla her şey, helikopter, uçak, maket gemi yapılabilir. Hatta kumandalı, uzaktan kumandalı araç bile yapılabilir bunlardan. Şurada dişliler var. Bunlar da çok fonksiyonel dişliler. Yani aramakla bulunmaz. Bunlarla da bir işler yapabilirsiniz. Böyle yaylı falan bir parça var burada. Onu da çıkaralım. Aynen şöyle içerisinde yay var. Bu da çok işimize yarayabilir. Bundan sonra bazı videolar çekeceğim arkadaşlar. Neyi nasıl yapılır tarzından. Onun için bu motorlar falan benim işime çok yarayacak kesinlikle. Size de tavsiyem bu tarz motorları çıkarıp bir kenara koymak olacaktır. Net bilgisayar varken bunlardan, abartmıyorum, 50'nin üzerinde vardı irili ufaklı. Yazıcı motorları vardı. Çok kaliteli, böyle devri de güzel motorlar vardı. Hepsini attık. Şimdi bazen lazım oluyor. Bulamıyorum. Hemen CD-ROM'umuzun CD'yi çeviren motorunu çıkaralım. Zarar vermeden. Bu vidaları da atmayalım. Bunlar da işimize bir yerlerde yarayabilir.
Bu motor da çok kaliteli bir motor. Bunu eğer şurada bağlama yöntemlerini düzgün bir şekilde yapabilirsinizse voltajını bulup da buraya yaklaşık bunlar 1,5 ve 5 volt arası değişiyor voltajları. Bununla da gerçekten güzel işler yapabilirsiniz. Şöyle bunu da kenara koyalım. Ve sonuna geldik sayılır. Şu bizim çekmecenin mekanizmasını da çıkaralım. Bununla fazla bir iş yapılmaz. Bu ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Bunu atabilirsiniz. Şurada bir mekanizma var gerçi de. Şöyle. Şu belki bir işe yarayabilir. Şurada lastikler var arkadaşlar. Bunları da almanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten bazen bazı yerlerde böyle gerekiyor bu. Böyle deney falan tasarım yaptığınız zaman. Şurada güzel bir motor var. Böyle uzunca bir mil var üzerinde. Bununla da yapılmayacak iş yok gerçekten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani bu eski bir Sidrum, bunu çöpe atayım dediğiniz zaman, şöyle bir motoru almaya kalktığınız zaman bunu 15 TL'den aşağı alamazsınız piyasadan. Böyle bu tarz motorlarda zaten bulamazsınız. Gerçekten kaliteli bunlar. Özel dizayn çünkü. Bu şekilde bunu sökerek şu en azından şu kısmındaki malzemeleri bir kutuya koyup bir kenarda saklamanızı öneriyorum. Daha sonra şurada bir vida gibi bir şeysi var bunun. Aynen ters çeviriyoruz. Şöyle. Bu şekilde okuyucu kafamızda çıkarmış olduk. Şu mil de çok işimize yarayabilir. Gerçekten bu tasarım yaptığımız zaman bu çok kullanışlı bir şey, sağlam bir malzeme. Bununla da bazı işler yapabilirsiniz. Bunda fazla işimize yarayacak bir şey yok. Fazla dediğim gibi işimize yaramaz. Şu kısımları atabilirsiniz. Daha önce bildiğiniz gibi MP3 yapmıştım. MP3 çalar. O zaman bu olsaydı bu amfiyi ona modifiye ederdik ve onun sesini bir kat daha artırabilirdik. O tarz işlerde bunu kullanabilirsiniz. Motorlarımızı dediğim gibi böyle maket işleri yapan arkadaşlar, işte çocuklarının derslerine yardımcı olan arkadaşlara çok çok işlerine yarayacaktır kesinlikle. Böyle bu malzemeleri bir kutuya koyup bir kenarda saklamakta fayda var. Bundan sonra bilgisayarın dışında da bu tarz böyle motorlarla falan beni çok sık göreceksiniz. Neyi nasıl yapılır vesaire, onları çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bilgim dahilinde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza desteklerinizi esirgemeyiniz. Paylaşalım. Paylaşmak güzeldir. Serüvenine ortak olalım. Bir dahaki videoda buluşana kadar kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.